Ezo Hanım lise yıllarından beri tiyatro ve drama çalışmaları olan Londra'da film çalışmaları ve erken çocukluk çalışmaları bölümlerinde mezun olmuş. Orf eğitimi ve müzik eğitimi uluslararası sertifikalarına sahip. Beden perküsyonu çalışmaları ve çocuklarla orf yaklaşım ile hareket ve müzik atölyeleri yapmış. Üniversitenin çocuk gelişimi bölümünde çocuk ve müzik alanında ders vermiş. Şu an mobil aplikasyonu ve YouTube kanalı için çocuklara orijinal şarkı, hikaye, oyun, aktivite içeriği üretmeye devam ederken konserler veren, öğretmen seminerleri düzenleyen, kurucusu olduğu ve diğer çocuk atölyelerinde eğitmen olarak görev alan Ezo Sunal'dan bahsediyorum. Ezo Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ceyda'nın teknik problemi giderildi mi diye bir soracağım. Ezo Hanım, müsaade ederseniz öncelikle Tabii. arkadaşlarıma. Merhabalar. Evet, Duyabiliyor musunuz giderilmiş. şimdi? Evet. Harika, sizinle buluşmak çok güzel. Bütün engelleri aşarak geldim. Ve sizi burada görmek çok güzel. Çok iyi görünüyorsunuz. Engin Hocam, takdiminiz için ve sunumunuz için teşekkür ederiz. Hatırlatmanız için de öyle. Çünkü katılımcılarımızın yorumlarla Ezo'nun soruları varsa ben de seslendirmek isterim müsaadesiyle. Tabii. Çok teşekkürler Engin Hocam sunumunuz için de. Diyerek Ezo Hanım'a hoş geldiniz diyorum. İyi ki Hoş buradasınız Ezo bulduk. Hanım. Benim sesimde bir problem yok değil mi? Başlamadan Ben önce sizi net duyuyorum. bir kontrol edeyim. Sanıyorum Tamam. katılımcılarımız da öyle. Hemen Süper. kontrol edelim yorumlarından. Ben konuşayım bu arada. Merhaba herkese tekrar. Sesim umarım problemsiz size ulaşıyordur. Evet. Tamam, sorun olduğunu düşünmüyorum. O zaman Harika. başlayabiliriz sohbetimize. Evet, başlayalım Ezo Hanım. Engin Hocam deneyimleriniz ve eğitiminizle ilgili kısaca bilgi vermiş oldu. Biz tabii ki burada daha fazlasını konuşmak için burada olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Uzmanlık Teşekkür alanınızın ederim. müzik olduğunu biliyoruz. Ancak eğitim yaklaşımımızın temeli de oyuna dayanıyor. Oyun dediğimizde de birçok farklı disiplinle bir arada iç içe olan bir kavramdan bahsediyoruz. Örneğin oyunculuk, drama, tiyatro gibi alanların temelinde biz psikoloji alanında bir terapi yöntemi olarak kullanıyoruz. Teknoloji alanında zaten günlük hayatımızın içinde diyebiliriz. Eğitim alanında da oyundan aktif öğrenme aracı olarak faydalanıyoruz. Müzik ve oyunun eğitime entegrasyonu konusunda sizin görüşünüzü almak çok isteriz. Öğrenme deneyimine nasıl katkı sağlıyor müzik ve oyun? Nasıl bir fark yaratıyor entegre ettiğimizde? Öncelikle aslında benim uzmanlık alanım müzik değil. Hatta müzik hiç okumadım. Ben çok küçük yaşta piyano eğitimiyle müzikle tanıştım ve sonra birçok insanın da yaşadığı gibi bence birçok çocuğun başına gelen şekliyle bir ara verdim. Çünkü hem okul hem enstrüman eğitimi çok ciddi bir disiplin isteyen bir durum. Bundan niye bahsettiğimi anlatacağım biraz sonra. Daha sonra orf yaklaşımıyla tanıştım ve o beni tekrar içine çekti müziğin. Ama orf yaklaşımını da benimsememin en büyük sebebi aslında müziğin bir araç, oyununsa amaç olmasıydı. Yani oyun her şeyin tam da ortasında yer alıyor. Ve müzik, hareket, ritim, beden perküsyonu, görsel sanatlar, dediğiniz gibi drama, tiyatro çalışmaları, hatta psikoterapideki faktörü ve kullanım alanları çok değerli bir hale gelmeye başladı. Ama dediğim gibi aslında oyun her şeyi birbirine bağlayan temel noktamız bence. Ve hayatın da ta kendisi. Aslında oyun ihtiyacımız hiç bitmiyor. Çünkü insanların aslında öğrenme merakı, keşfetme merakı da hiç bitmiyor. Fakat çocukluktan büyüklüğe geçerken hem eğitim öğretim sistemi bizi işte bir sıraya oturtmaları ve artık hareketin çok azalması, oyunun neredeyse tamamen bitmesiyle birlikte dikkat edersiniz ki hepimizdeki bu deformasyon da başlıyor. Yani oyunu elimizden aldıkları anda ve hareket, bence hareket de çok önemli. Merak ve keşif duygumuz gitgide yetişkinliğe doğru ilerledikçe azalıyor ve bize verilen bilgilerle tatmin olmaya başlıyoruz. Hatta bu bilgiler ne kadar çoksa o kadar iyi eğitim almış sayılıyoruz. Ki ben hep onu söylerim, iyi bir eğitim almış insan aslında çok şey bilmez ama çok merak eder. Dolayısıyla oyun neden bizim için çok önemli?
merakı keşfetmeyi ve en önemlisi eğlenmeyi bize hep hatırlatıyor. Eğlenme olmadan stresli bir ortamda da öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşeceğine hiç inanmıyorum. Dolayısıyla sevgili meslektaşlarımın da artık bu kadar bilinçli olduğu bir dünyada evet belki sıralara, sınıflara mahkum olsak da, dilediğimiz gibi dışarıda, belki doğada gezemesek de ders saatlerini oyunlarla, müzikle ve eğlenerek, bol bol gülümseyerek renklendirdiklerinden, bunun için ellerinden geleni yaptıklarından eminim. Teşekkür ederiz Ezo Hanım. Sizin de altını çizdiğiniz gibi temel amacımız oyun olacak şekilde muhtemelen içeriklerimizi her eğitim kademesinde güncelleyebiliriz. Bunu bu araçlardan biri müzik olabilir. Böylece eğitim alanında oyun aslında çocuklara hem tekrarlama hem hata yapma, bazen sınıf ortamında gerçek hayatta daha da zorlayıcı gelebilen özellikle ergenlik döneminde hem de hedefe ulaşma fırsatları sağlıyor. Tüm öğrenme stillerine de hitap eden bir yöntem. Kazanımları da sizin de altını çizdiğiniz gibi hem merakı keşfetmeyi ön plana çıkaran hem de eğlenceli ve dinamik bir şekilde gerçekleştirip öğrenme sürecinden çocukların zevk almasını sağlıyor. İzleyicilerimiz arasında da farklı kademelerde eğitimci olan değerli katılımcılarımız var. Müzik ve oyun tüm gelişim dönemlerinde az önce konuştuğumuz gibi farklı açılardan olsa da muhakkak işlevsel bir araç. Sizin de kendi araştırmalarınız, değerli deneyimlerinizden, öne çıkan kazanımlarınızdan bahsetmenizi istesek neler söylemek istersiniz? Tabii ki son dönemde ben bir dönem çocuk ve müzik alanında üniversite öğrencileriyle çalışma şansım oldu. Çok da keyif alarak yapmıştım özel bir üniversitede. Fakat daha sonra duydum ki üniversitelerdeki müzik dersleri özellikle okul öncesi öğretmenliği bölümündekilerin bayağı azaltılmış. Buna çok üzüldüm ve daha sonrasında fark ettim ki okullarda da öğrencilerin müzik saatleri, oyun saatleri hemen hemen hiç yok aslında. Belki bunlar da konuşulması gereken konular. Çünkü ben müziği araç olarak seçtim. Dediğim gibi oyun zaten vazgeçilmez bizim için. Ama müziği neden seçtim araç olarak ve neden bu kadar önemsiyoruz? Neden matematik ya da müzikten daha önemliymiş gibi davranılıyor okullarda? Matematik, kimya, fen, şimdi işte kodlama. Ama aslında neden müziği de eşit derecede tutmamız gerektiğini gerçekten hem çok araştırdım hem de çok gözlemledim. Ve müziğin bize kazandırdıkları aslında saymakla bitmez. Özellikle de müzik ve hareket bir arada olduğunda zaten beynin iki tarafında çalıştırdığı için yapılan çalışmalarda bu artık bilinen bir gerçek ki beyin gelişimine de çok önemli katkıları var. Bunun dışında müzik bize iç disiplin kazandırır. Ve iç disiplin sonradan kazanılan bir şey maalesef değildir. Neden önemlidir? Çünkü yaptığımız her şeyi keyif alarak yapmak için, başkaları değil önce kendimiz için yaparsak bunu başarabiliriz. Bu da ancak iç disiplinle mümkün olur. Ve müzik bize güç kazandırır. Bu ne demek? Mesela ben piyano çalıyorum veya başka bir enstrüman. Bir notaya bastım, ondan sonraki notaya kendim karar veriyorum. Bu beni nasıl hissettiriyor? Güçlü hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Ve bu duyguya herkesin ihtiyacı var. Karar verdiriyor. Pratikle daha iyi oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bir şeyi sürekli yaptığımızda tekrarladıkça iyi oluruz, iyi oldukça motive oluruz. Ve bu şekilde elde edilen kazanımlar emek vererek, çalışarak, pratik yaparak bize hayatın diğer alanlarında da çok önemli bir mesaj veriyor ve deneyim kazandırıyor. Bu ne demek? Çalışırsam yapacağım herhangi bir şeyde daha iyi olacağım. Ve müzik bunu aslında eğlenceli bir şekilde bize öğretiyor. Bence bu da özellikle akademik için, akademik başarının da şu anda çok üst seviyelerde tutulduğu bir dönemdeyken aslında o açıdan da değerlendirirsek ki bence ilk kriter o olmamalı ama onun için de önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların yanında duygusal zekaya çok olumlu etkileri var. Bu da artık araştırmalarla da desteklenmiş, kanıtlanmış bir gerçek. Sonuçta yolda sizi biri durdurup 13.533'ü 5.898'e böldürmüyor. Fakat hayat öyle bir şeyle karşınıza geliyor ki çok hızlı bir şekilde karar vermeniz gerekiyor.
Ve bu kararı mümkün olduğunca çevrenize ve kendinize zarar vermeden yapmanız bekleniyor. İşte burada duygusal zeka devreye giriyor. Duygusal zeka bu yüzden çok önemli. Ne yapacağını bilemediğinde ne yapacağını bilmek gerekiyor bazen. Ve müziğin, oyunun duygusal zekaya etkileri çok çok büyük. Olumlu anlamda. Dolayısıyla bunları gerçekten say say bitmezken müziğin eğitim sisteminde biraz daha var olmasını ama bilinçli bir şekilde, klasik müzik eğitiminden bahsetmiyorum burada. Özellikle grup aktivitesi olarak, kendi müziğimizi yaparak, kendimizi ifade etme aracı olarak kullanarak ve işin içine mutlaka oyun ve hareketi de katarak. Yani sadece tek başına mekanik, robotik bir piyanist yetiştirmekten bahsetmiyorum. Ama müzikten keyif alan ve müziği kendi ifade etme aracı olarak kullanabilen bireylerden bahsediyorum. Grup aktivitesi olması da neden önemli bizim için? Sosyal olarak da bize destek oluyor. Bazen lider oluyoruz, bazen lideri takip ediyoruz ve grubun bir parçası olmak topluluk içinde yaşamaya dair bize çok şey öğretiyor ve çok deneyim kazandırıyor. Bu yüzden de sınıflarda desteklenmesini, daha çok var olmasını ümit ediyoruz. Teşekkür ederiz Ezo Hanım. Öncelikle bilimsel verilerle bize katkı sunarak hem iç disiplin, hem duygusal zeka, hem bilişsel gelişim, psikososyal gelişim gibi alanlarda önemli katkı sağladığını, müzik ve oyunun eğitim entegrasyonunda karar verme aşamalarında bizi desteklediğini ve özgüven geliştirme konusunda da çocukların okul ortamında daha da fazlasını yapma isteği uyandırdığının altını çizdiniz. Uygulama aşamasında da grup aktivitesi olarak oyun ve hareketle birlikte uygulanmasını öneriyorsunuz. Bu bilgiler için teşekkür ederek bir yandan da katılımcılarımızın size yorumlarını paylaşmak istiyorum. Ne kadar pozitif bir duygu yansıttığınız ekrandan paylaşılmış. Ve size Muğla'dan, Adana'dan, Ankara'dan selamlarını gönderen öğretmenlerimiz var. Lise kademesi için faydalanabileceğimiz bir kaynak soruyorlar. Müsaadenizle böylece de katılımcılarımızdan sorusu olan Pervin hocamızın merakını gidermiş olalım. Ne için kaynak duyamadım soruyor. Lise kademesi için faydalanabileceğimiz, uygun olan bu gelişim dönemine bir kaynak öneriniz olur mu ya da ne yapabiliriz? Evet. Şöyle ben lise dönemindeki öğrencilerle özellikle çalışmadım ama ara ara çalışmalarım oldu. Kısa dönemli de olsa ve yetişkinlerle zaten sürekli çalışıyorum. Dolayısıyla onları çok da ayırmıyorum beceri olarak, yapabilecekleri, alabilecekleri sorumluluklar olarak. Ben beden perküsyonunu çok etkili olduğunu düşünüyorum. Beden perküsyonunda çünkü hem ekstra materyal ihtiyacı yok, hem hareket dediğim gibi bir ihtiyaç ve gençlere özellikle lazım. Ve liselilerin böyle bir utanma, çekinme, hata yapma korkuları başlamış oluyor. Yoğunlaşmış oluyor diyeyim ya da daha doğrusu. Onları da çok güzel açıyor, rahatlatıyor. Grup olarak böyle sınıfı birbiriyle bağlıyor. Tabii ki bunu pozitif olarak yansıtan bir eğitimciyle bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü bazı öğretmenler hata yapma ya da çok iyi bir şey ortaya çıkarma kaygısıyla bu gösteri olaylarına da biraz değinmiş olalım. Öğrencileri daha da çok gerebiliyor. Halbuki bizim için önemli olan ilk önce dediğimiz gibi iyi vakit geçirmek, gülümsemek ve eğlenmek. Ve bunu yaparken ben mesela beden perküsyonunu çok kullandım lise öğrencileriyle. Çeşitli ritimler var ve Karl Orff'un beden perküsyonu için yazdığı parçalar var. Küçük küçük kanonlar var. İşte farklı amaca hizmet eden. Onları belki Amazon'dan temin edebilirsiniz. Türkçe'ye çevrilip çevrilmediğini henüz bilmiyorum. Ben görmedim. Ama zaten çoğunlukla notalar olduğu için dil problemi yaşayacağınızı onlarda düşünmüyorum. İsterseniz ben size onun fotoğrafını gönderirim. Katılımcılarla bilmiyorum ne şekilde paylaşılabilir. Belki Instagram'dan, belki başka bir şekilde. Şu an çünkü hemen yanımda değil, gösteremeyeceğim. Ama eğitimlerinde buz kırma dediğimiz çalışmalar gibi mi Ezo Ana? Efendim? Yetişkin eğitiminde buz kırma dediğimiz çalışmalar gibi mi diye bir soru geldi. Evet, aslında buz kırma çalışmalarının biraz daha ötesi tabii. Yani buzu kırıp sonra birlikte milkshake yapıyoruz diye beraberinde. Çünkü evet, o icebreaker denilen oyunlarda da çok kullanılıyor. Ritim, hareket, dans, beden perküsyonu. İşte bunun bir sebebi var. Çünkü işe yarıyor.
Bu konuda biraz daha öğretmenler kendilerini derinleştirirlerse, yani bir matematik öğretmeni, bir spor öğretmeni, bir kimya öğretmeni bile dersine entegre edebilir. Ve gerçekten çok iyi ve çok olumlu sonuçlar alacağınızdan eminim. Ve az sonra bizim sohbetimiz bitmeden hemen önce de bir örnek gösterebilirim. Ve Orf Yaklaşımı seminerlerine katılmalarını öneriyorum. Orf Yaklaşımı... Orijinal yani ilk olarak belki okul öncesi döneme müzik eğitimi alternatif olarak çıksa da şu anda günümüzde huzur evlerine kadar kullanılan bir yaklaşım. Dolayısıyla yaş grubunuza uygun şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Minicik bir oyunu bile lise seviyesi, ortaokul seviyesi, işte ilkokul veya okul öncesi seviyesine göre dönüştürebiliyoruz. O yüzden de böyle bir esnek bir yaklaşım. Ben çok faydasını gördüm öğretmenliğimde. Gerçekten ilk önce bana çok büyük bir beceri kazandırdı. Hem beden perküsyonu hem Orf yaklaşımı. Dolayısıyla bol bol ilk önce kendinizi geliştirin. Hani uşaklarda hep deniyor ya, önce yetişkin kendi maskesini, sonra çocuğunkini. Ve kendiniz sevdiğiniz bir şey keşfedin. Bu bir enstrüman olabilir, beden perküsyonu, dans. Ama mutlaka müzik, beden perküsyonu, ritim, oyun, hareket odaklı bir şey derslerinizde olsun diye öneririm ben. Peki Ezo Hanım, yabancı dil için beden perküsyonu ve Orf'u özel eğitim öğrencileri için de kullanabilir miyiz diye son sorumuzu iletmiş olayım. Sizden online eğitim alabilir mi öğretmenlerimiz? Bir de ziyaret ettiğiniz bir eğitim kurumunda sevgilerini gönderiyor tekrar ziyaretinizi dileyerek. Bu böylece de son sorularını iletmiş oluyorum ki deneyimimize geçelim. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Benim online eğitimlerim çok sık oluyor. Hatta bir tane daha şimdi var Aralık ayında. Instagram'da takip ederlerse ben orada bütün eğitimleri, tarihlerini paylaşıyorum. Farklı organizasyon yapan eğitim şirketleriyle birlikte online eğitimler yapıyoruz. Dolayısıyla onları takip edebilirsiniz tabii ki. Umarım yakında yüz yüze eğitimlerimiz de olacak. Ben de çok sabırsızlıkla o günleri bekliyorum. Ama şimdilik bunun tadını çıkaralım. Çünkü bir tane eğitimle bütün Türkiye'den, hatta yurt dışında yaşayan öğretmenlerden bile katılım sağlanabiliyor. Bir araya gelinebiliyor. O yüzden çok da fena bir fikir değil. Alıştım ben online çalışmaya. Hepinizi de beklerim. Orada online eğitimlerimde okul öncesi ve bence aslında farklı yaşlara uyarlayabileceğiniz uygulama örneklerine yer veriyorum. Ve hatta belki de sadece bir tane beden perküsyonu eğitimi yaparız. Böylece herkes kendine uygun olacak bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Öyle bir talep olursa ona da açığım. Belki Öğren Abla işbirliğiyle öğretmenlerimize ulaşırız. Biz çok isteriz. Sınıfında sizin eğitim videolarını öğrencileri çok severek uygulayan öğretmenlerimiz var. Bazı durumlarda gerçekten kurtarıcı oluyor. Teşekkür ederim diyorlar. Biz de hem öğretmenlik hem ebeveynlik rollerimizle bilgi aktarımını sizin de altını çizdiğiniz gibi kendimiz de uygulayarak, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme fırsatını sağlamamız gerekiyor. Oyun ve müzikten bu kadar bahsetmişken eğitime entegrasyonuna iyi örnek niteliğinde bir uygulamayla buluşmamızı sonlandıralım isteriz. Bir oyunla bitirelim. Tamam. Şimdi aslında başka bir şey vardı aklımda ama böyle bir soru gelince lise dönemi için şöyle bir fikir geldi aklıma. Özellikle matematik öğretmenleri varsa onlardan da yorum bekliyorum. Şimdi şöyle, benim bir ustam var. Adı Doug Goodkin. Doug Goodkin'in adını anmadan geçtiğim bir seminer hemen hemen yoktur. Benim için çok değerlidir. Onun da seminerlerini, online workshoplarını mutlaka takip edin. Ve fırsat bulursanız gidin, tanışın. Nereye geliyorsa, nerede yakalarsanız eminim ki kendinize sonra çok teşekkür edeceksiniz. Belki bana da birazcık. Doug Goodkin'den öğrendiğim bir oyunu öğretmek istiyorum. Tam da yerine uygun olduğunu düşünüyorum. Hadi birlikte yapalım. Önce davet ediyoruz ekran başında. Evet. Ayağa kalkarsanız süper. Ben ayağa kalkarsam şu andaki setup'la beni göremeyeceksiniz. O yüzden siz ayakta yaparsanız daha çok eğlenirsiniz. Peki ben de ayağa kalkarak eşlik edeyim size. Tamam. Evet. Şık 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 yapıyoruz. Şık. Evet. Şak 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 şak. Taka 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 taka. Dizime vuruyorum. Taka 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 taka. Ve bum bum. Adımlarım. Bum bum. Evet. En temel beden perküsyonu seviyeleri. Şık, şak, tak, bum.
Bunu öğrendik. Bununla neler yapabiliriz? Şıkı 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 şak 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 şak. Taka 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 bum bum. Ve şıkı 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 şak 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 şak. Taka 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 bum bum. Son kez şıkı 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 şak 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 şak. Taka 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 bum bum. Harika. Acaba bir matematik öğretmeni bu materyalle ne yapardı? Bu materyali tam ortadan ikiye bölseniz nasıl bölerdiniz? Bunu gerçekten görmek çok isterdim, buradaki fikirleri. Çok orijinal fikirler gelebiliyor. Ama ben şimdi tabii onları duyamayacağım için kendim fikrimi göstermek zorundayım. Eğer ki bu beden perküsünün parçasını tam ortadan ikiye bölersek, bir matematik dersinde mesela ne kadar eğleniriz düşünün. Şıkı şıkı şak şak. Taka 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 bum. Şıkı şıkı şak şak. Taka 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 bum. Aa, şıkı şıkı şak şak. Taka 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 bum. İşte tam ortadan ikiye bölmüş olduk. Buradan alın götürün, ondan sonra istediğiniz derse minik bir hem mola vermiş olursunuz, hem yaşayarak hareketle öğrenmiş olursunuz. Bunu aynı zamanda kanon olarak da yapabiliyoruz. Bu da müzik öğretmenlerine olsun. Yani bir grup başlıyor. Şıkkı, 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 şıkkı. Diğeri geç geliyor yanına. Şıkkı, 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 şıkkı. Ve sesler çok güzel birleşiyor. Bunu da derslerinizde dinleyebilirsiniz. Şu an ben yalnız olduğum için örnekleyemiyorum. Ama dediğim İnşallah gibi, bir gün bir araya geliriz, birlikte örnekleriz Ezo'nu. Evet, evet. Eminim ki öyle bir günde gelecek. Biz de bunu dileyerek çok teşekkür ediyoruz. Hem bilimsel boyutta, teorik açıdan, hem de uygulamalı bilgilerinizi bizimle paylaştığınız, bugün bizimle buluştuğunuz, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenim, bir öğretmenimiz, çocuk gelişimi ve eğitim öğrencileriyle de ork çalışmalarında Ezo Sunal videoları ve şarkılarını kullanıyorum diyerek öğretmenlerimiz de size teşekkür ediyorlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sizinle bu sohbet. Bu onlar sayesinde gerçekten bu değerli, meraklı, keşfeden ve yenilikçi öğretmenler sayesinde ben de çocuklarla daha çok buluşabiliyorum. O yüzden ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Beni çocuklarıyla tanıştırdıkları, buluşturdukları için. Sevgiler diliyorum. Sevgiler.